Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu luktaten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Bildiğiniz gibi Sözler Risalesi'nde de 10. sözde Nam-ı Diğer'le Haşir Risalesi'ndeyiz. Onda da epey ilerledik. Ana metni bitirdik. Artık ekler bölümünde 10. sözün 1. zeylindeyiz. Onun da 2. noktasındayız. Bakınız nasıl katman katman ilerliyoruz. Hatta onun içinde bile epeyce ilerledik. Geçtiğimiz derste münacattan alınan metnin tefekkürünü bitirdik. Gücümüz yettiğince, çapımız kaldırdığınca diyelim bir şeyler söylemeye çalıştık. Elbette daha söylenecek çok şey vardı. Ama bizim kabımıza bu kadar doldu. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Bugün de o münacatın bittiği yerden başlayıp bir miktar okuyacağız. İki sayfa kadarcık size okumak istiyorum. Ondan sonra da tekrar başa dönüp bu okuduğumuz iki sayfanın tefekkürünü yapmaya çalışacağız. İnşallah burası ne anlatıyor? Daha doğrusu 9. şu anın mukaddimesi olan bu bölüm 2. noktasında ne anlatıyor? Sair akaid-i imaniye ile yani erkan-ı imaniyenin diğer rükünleriyle mesela kitaplara imanla, mesela meleklere imanla, birazdan burada göreceğiz Allah'a imanla, onun isimlerine, sıfatlarına, şuunatına imanla, haşre imanın nasıl bir ilgisi var, nasıl bir olmazsa olmaz ilişkisi var, onu anlatıyor bu metin. Yani diğer iman rükünlerinden haşre kapılar bulmayı öğretiyor. O geçişkenliğe bizi alıştırıyor. Bu varsa şu da olmalı. Nasıl? İşte arasındaki ilgi bağını görüyorsunuz. Bu size bir refleks olarak yerleşiyor. Sonra inşallah, tabii inşallah öncelikle kalbimizde nefsimize ve şeytanımıza izah ederken, cevap verirken ama ondan sonra günlük hayatın içinde sorularla, şüphelerle karşı karşıya kaldığımızda bu bağları hatırlayarak, bu kapılardan geçerek kurtuluşumuzu elde etmeyi umuyoruz, diliyoruz Cenab-ı Hak'tan. Onu da öğreniyoruz mürşidimizden. Pekala, çok konuşmayayım, hemen okumaya başlayayım. O iki sayfayı okuduktan sonra da tekrar başa döneyim. İnce tefekkürümüzü yapalım. Bismillah. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar dolayısıyla en büyük müddaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna ve vahdaniyetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar-ı saadetin ve alemi bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi, yani biz bunu yapacağız şimdi. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi, zat-ı vacibül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şenleri, lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde baki bir alemi istilzam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazat için haşri ve neşri isterler. Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahiret vardır. Ve madem bu kainatta ve zihayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i mutlaka var
ve görünüyor, elbette o rububiyetin haşmetini sükuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Hem madem gözle görünen bu hadsiz inamlar, ihsanlar, lütuflar, keremler, inayetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir zat-ı Rahman-ı Rahim'in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Elbette inamı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inayeti adavetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halas eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir alemi bakide bir hayatı bakiye var ve olacaktır. Hem madem bahar faslında zeminin dar sayfasında hatasız 100.000 kitabı birbiri içinde yazan bir kalemi kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve o kalem sahibi 100.000 defa ahd ve vaat etmiş ki bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak. O kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amalleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz kesret-i mahlukat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit enva-ı zevil hayat ve zevil ervahın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, hülasası, neticesi, sebebi hılkati olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş. Semavi fermanlarda daima Rabbus semavati vel ard deniliyor. Rad suresinin 16. ayeti mesela bunun denildiği yerlerden birisiymiş. Aşağıda da onu bir dipnot olarak vermişler. Rad suresinin 16. ayeti göklerin ve yerin Rabbi demek bu ifadede. Rabbus semavati vel ard zaten çok duymuşsunuzdur illaki. Kur'an'da veya hadis-i şeriflerde de geçiyor. Bu ifade bu terkip içinde çok bulunur. Bunun söylenmesinin manası da kısa bir meal olarak göklerin ve yerin Rabbi demek. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat mevcudatını tesir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevileri liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki değil yalnız ins ve cin nazarlarını belki semavat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini ve kainatın sahibinin nazarı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hikmeti hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren ve dünya cihetinde sani alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören Nevi Beni Adem var diyor metin ve devam ediyor. Ademiyetin haşrı aynalığını anlatacak bundan sonra epey bir paragraf boyunca
Fakat biz burada devam etmiyoruz. Burada bir ayraç koyuyoruz, bir ara veriyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Tefekkür etmeye çalışacağız şimdi okuduğumuz kısımları. Öncelikle arkadaşlar, zaten metnin ne üzere gittiğini geçtiğimiz derslerden anladınız takip edenler. O dersleri takip etmeyenler de şimdi bu derste okuduğum kısımda fark ettiler ki işte evet, akaid-i imaniyenin farklı parçalarıyla diğer parçaların ilişkisi burada anlatılıyor. Özelde de haşirle olan ilgileri anlatılıyor. Bir yerden sonra göreceksiniz artık sadece Cenab-ı Hakk'ın esması değil, fıtratın da bir nevi şehadeti Ademiyet üzerinden ve kainatın da şeriat-ı kevniye üzerinden şehadeti gösterilmeye başlanacak. Yani akaidden başlayan yolculuk varlığa doğru çekilecek. Varlık da bize haşrı gösteriyor diye gösterecek. Üstad Hazretleri burada o izahı bize yapacak. Bu vesileyle biz neyi görmüş olacağız? İşte o üç muallim veya vicdanına katarsak dört muallimin nasıl girift bir ilişkisi olduğunu göreceğiz. Yani bu kategorize edilip ayrılabilecek büsbütün birbirinden bir dünya değil. İtikat dediğiniz zaman siz ehl-i sünnet vel cemaat itikadı, tabi elbette bizim istikamet üzere olan itikadımızdan bahsediyoruz. Eş'ari, maturidi, o ana omurgadan bahsediyoruz. Bu itikadın her bir umdesi naslarla ilgili bir. Bakın burada o da bahsedildi. Ayetlere atıf yapıldı. Geçtiğimiz derslerde de yaptık. İki, Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatlarına atfedildi. Üç, diğer akaid umdelerine atfedildi. Dört, kainata. Beş, insanın bizzat kendisine. Yani o kadar birbiri içindeki bu ilişkinin şeyi, bir düğümü. Yani insan alemin düğümüdür desek yeridir. O alemde bilgi olarak ne varsa, o bilgilerin sentezlendiği, toplandığı böyle, dürüldüğü, örüldüğü yer insan. İnsan bu sonucu çıkarıyor. Yani itikat dediğimiz şey, alemdeki bilginin özeti olan bilgi yani. Alem ne hakkında? Cenab-ı Hakk'ın hakkında. Ve onun marifetinin yine parçaları olan diğer akaid umdeleri hakkında. Fakat bunu kim fark ediyor? Bunu insan fark edebiliyor ancak. Yani alemin düğümünü insan düğümü fark edebiliyor. İnsanın yeri neden özel? Bunu da buradan düşünebiliriz. Bütünün manasını anlayabilen insan var. Elbette melek kardeşlerimiz de o vazifeyle yükümlü. Onların da ubudiyeti var. Ama insan daha böyle bir geniş resme bakabilme yeteneği sanki var. Talimi esma meselesi de bize bunu anlatıyordu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın meleklere rüşhaniyetini, üstünlüğünü ispat ettiği o hadise. Kur'an'da bize nakledilen, hani melekler en sonunda diyorlar, Estağfirullah, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'ı öğrettin, onunla bizi yendi. Sen kusurlardan münezzehtin, bize böyle bu kadar öğrettin, biz de bu kadarını bilebiliyoruz. Ona öyle öğretmişsin, buna bize bu kadar öğretmişsin. O bizden daha çok biliyor yani. Bunun ifadesi, bunun itirafı meleklerce yapılıyor. Bu da Kur'an'da zikrediliyor. Niye söyleniyor bu? İşte insan buradan anlamını arasın. İnsan buradan özelliğini arasın. Şundan aramasın. Ya işte bir 100 metreyi 8 nokta bilmem kaç saniyede koşuyor. Bunda yok insanın anlamı. Onu yapabiliyor ama anlamı orada değil. Onu çıta daha güzel yapıyor. Onu aslan daha güzel yapıyor. Onu at daha güzel yapıyor. Veya işte omzuna aldığı gülleyi kaç metre öteye atıyor? Atıyorum, o gülle de 5 kiloymuş. 5 kiloyu işte atıyorum 7 metre öteye atıyor. Belki daha da uzağa atanları vardı da. Şimdi ya onu ayı daha güzel yapıyor. Ayı kaya atabiliyor değil mi? Böyle hani dağlarda falan belgesellerde de bahsedilir. Karadeniz'de özellikle böyle şeyler yaşayanlar oluyormuş. Onunla ilgili bir belgesel TRT'de yayınlanmıştı galiba. Ayı düşmanına taş atabiliyor. Yukarıdan taş fırlatıyor mesela. Bak o daha iyi yapıyor. Bunu da ararsan yenilirsin. Veya işte yüzmek diyelim. İnsan şu hızda yüzebiliyor. Ya balıklar korkunç hızlarda yüzüyor. Köpek balıkları, yunuslar, kılıç balıkları, başka balıklar. Ya, yarışırsan onun da mahlukatla yenilirsin. Bir yere kadar yani. Ama manasını okumakta onlar sana yetişemiyorlar. Çünkü öyle bir şeyleri yok.
Demek ki onlarla yarışmadan rahat rahat kazanacağın yer senin pistin, senin parkurun orası. Kum pist atı, çimen pist atını yener kumda. Ama yani çimene geldiğinde, çimde olduğunda, öyle bir yerde olduğunda yarış, bu sefer de o at mahir olur. Niye? Çünkü o da onun alanı. O orada alışmış, orada çalıştırmışlar. Belki fiziği de ona müsait. Belki onların arasında tür farkı da var. Vesaire. Yani insanoğlu da alemde eğer diğer mahlukatla fiziki özellikler üzerinden yarışırsa çok bir şey kazanamıyor. Belki kendi içinde işte. Bu sene Türkler kazandı, ertesi sene Çinliler kazandı, ertesi sene Almanlar kazandı olimpiyatlarda falan. Böyle bir hareket katmış oluyor. Ama onun dışında varlığa karşı onun konuda acizsin, yenemiyorsun. Yüzmekte geç Yunus balıklarını nasıl geçeceksin? Yok ki öyle bir şeyin donanımın veya işte uçmakta geç kartallar uçamıyorsun ki sen. İşte su cihazlarla, mihazlarla, şunlarla, bunlarla yani bir fiziki olarak ona müsait değilsin. Gibi gibi Cenab-ı Hak da insanı anlam yönünde, mana yönünde üstün yaratmış. Varlığın bütününün verdiği bilgiyi kim toparlayacak? İnsan toparlayacak. Cenab-ı Hak böyle bir sırrı insana koymuş. Dolayısıyla da insanın ayetliği kıymetli. Ya küçücük insan, evren bu kadar geniş, bizim ne ehemmiyetimiz var? Allah bizi niye önemsesin? Şimdi deistler çok dillendiriyorlar bunu. Ama senin öyle bir işlevin var ki onu başka hiç kimse yapamıyor. Şimdi diyelim kocaman bir kasa var. Kasanın da şu kadarcık anahtarı var. Şimdi diyebilir misin ki ya kocaman kasa bu anahtarı niye önemsesin ya? Niye yapsın ki falan ya da işte un ustası bu anahtarı niye yapmış olsun ki? Ne işlevi var küçücük bir şey falan diyebilir misin? Ya onu takmış mekanizmasını o açıyor. O açtığına göre o kıymetli. Sana soracak değil ya ustası. O kadar takdir etmiş. İnsan da cismaniyetinin küçüklüğüne bakarak ya benim ne önemim var Allah beni niye önemsesin haşa diyemez. Niye diyemez? Çünkü sende bir fihriste var. Sende bir misali musaggar, kainatın bir numuneliği var. Her şey sende dürüldüğü için o sırlar, elementler, mineraller, alemler sende dürüldüğü için bütünün özeti sen olduğun için sen bütüne dair konuşabiliyorsun. Bütünün özeti sen olduğun için bütüne dair konuşabiliyorsun. İçinde hepsine bakan bir şey var yani senin bir aynalık var. Bu açıdan insanın hakkı yok ki böyle bir şeyden kendince kaçacak delik bulsun, kurtulacak bir siper arasın. Hakkı yok. Cenab-ı Hak onda öyle bir sır yaratmış ki başka kimse de yok. Buna bakıp kendisinin de sıradan bir iş yapmayacağını takdir etmesi lazım. Evet. Okumaya başlayalım, ince tefekkürünü de parça parça yapmaya çalışalım. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar, bürhan neydi? Kesin delil. Dolayısıyla en büyük müddeaları, iddiaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Dedik ya gereklilik ilişkisi var. Birbirleriyle girift bir ilişkileri var. Bir halının motifi gibi. Ona dolanan ipler gibi. Her yerden, her yönden geliyorlar ama nihayetinde hepsinin amacı o motifi oluşturmak gibi. İşte burada da söylüyor. Şimdi kitapların, semavi kitapların ve onların başında Kur'an'ın hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler. Yani her ne var ki o kitapların hak olduğuna, hakikat olduğuna, vahyin bir gerçeklik olarak varlıkta bulunduğunu ispat eden her ne varsa genelde, özelde de Kur'an'ın mucizeliğini, Allah kelamı olduğunu ispat eden her ne varsa bunlar neyi ispat ediyorlarmış? Ahiretin tahakkukuna işaret ediyorlarmış. Niye? Çünkü onların davası da o. İlk derste, daha doğrusu bu bahsin ilk dersinde. Yani 9. şu anın mukaddimesi olan 10. sözün 1. zeyli bahsinin ilk dersinde bunu konuşmuştuk. İkinci noktasının ilk dersinde diyelim. Daha doğru olsun orada konuşmuştuk. Onların ispat eden şey dolayısıyla ahiret ispat eder. Çünkü içleri zaten onunla dolu.
Kur'an-ı Kerim açıyorsunuz. Ahiret, ahiret, cennet, cehennem, mizan, kıyamet. Bunların bilgisi var. Dörtte biri haşir bilgisi içeriyor Kur'an'ın. Onun yanında bakın burada yine şey geçti. Habibullah'ın belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar dolayısıyla en büyük müddiaları olan ahiretin tahakkukuna delalet eder dedi. Neden? Şimdi peygamberlerin davası da bu. Peygamberlerin aleyhisselam, özellikle Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselamın davasının Kur'an'ın, semavi kitapların söylediğinden ayrılır bir tarafı var mı? Belki şerhi var, izahı var, açılımı var ama Kur'an'ın davası neyse Efendimiz aleyhisselatu vesselamın davası o. Onun dörtte biri haşir, demek ki bunun da dörtte biri haşir. Bakıyorsunuz beyanı Resulullah'ın her bir parçasında, işte Buhari'de, Müslim'de, sair kitaplarda geçen, hani hadis kitaplarımızda geçen hadislere bakıyorsunuz, ahiretle ilgili çok bilgi var, çok teferruatlı bilgiler var. Diğer dinlerde de bulunmayacak kadar, eski dinlerde, eski peygamberlerin dinlerinde, hepsi İslam'da ama teferruatta farklılık vardı, belki icmal, açılım farkı vardı. Onlarda bile olmayacak kadar tafsilatlı Efendimiz anlatmış. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine işaret eden her ne varsa, her ne doğrulayıcı delil varsa, ahlakından tutun, gaybi mucizelerinden tutun, bizzat sahabesinin şahit olduğu mucizelerden tutun, onun getirdiği şeriatın bütün dünyaya yayılmasından, bütün insanlığa hidayet, bahş, nefes olmasından tutun. Bugün bile batılı filozofların onun hayatını inceledikleri zaman, ya hakikaten çok muhteşem bir hayat demelerinden, sözlerinden, beyanlarından, yaptıkları alıntılardan. Geçenlerde işte bir ünlünün şeyinde görmüştüm. Jessica Chastain miydi o kadının ismi? Bir paylaşım yapmış. Paylaşımda bir parfüm firmasının şeyi var. Kartı var. Kartın üzerinde şey yazıyor. Tam o hadisi yazamamışlar ama. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, bana dünyanızdan iki şey sevdirildi. Biri kadın, diğeri güzel koku. Onu işte parfüm firması kullanmış. O da onu almış. Tam tutmuyor ama her şeyi ifade. Yani güzel almamışlar ama yani ben neden bahsettiklerini anladım o İngilizcesinden. Benim İngilizcemle bile anladım yani. Ki azdır. Bakın onlar bile alıntı yapıyorlar. Salgın sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalıklarla ilgili, şifa yolları ile ilgili hadisleri batıda otobüs duraklarına falan asıldı. Ne için? Bak bugün bile hidayet veriyor. Şimdi böyle birisinin sözleri, 14 asır önce söyledikleri, hala insanlara pusulu olan birisinin nübüvvetini destekleyen her delil, böyle her tasdik, ya çok doğru söylemiş, çok hakikatli ifade etmiş, çok güzel ahlaklıymış. Bunların her birisi doğrudan ahirete de gidiyor. Çünkü ahiret de onun söylediklerinden birisi. Bir adamın 9 sözü doğruysa 10.sünün doğru olduğuna daha çok ihtimal verirsiniz değil mi? Ya 9 tane söyledi, 9 dediği çıktı, bu 10.sü de çıkar dersiniz. Gibi gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da söyledikleri hep çıkmasından biz diyoruz ki bak bu 10. da onun söylediği. Hem de çok söylediği. Onları bir söylemişse bunu 10 söylemiş. Onları 5 söylemişse bunu 25 söylemiş. Bu hayli hayli olacaktır diyebiliriz, demeliyiz. Mantık bunu iktiza eder. İşte bu cümlede bize bunu söylüyor. Kur'an'a imanın var mı? Mucize olduğuna inanıyor musun? Allah kelamı olduğuna inanıyor musun? Ve diğer suhuflarında, semavi kitaplarında hakkaniyetine inanıyor musun? O zaman senin ahirete inanman lazım. Kaçarın yok. Kaçarın yok. Ahiret onların içinde çünkü. Onlarla sarmaş dolaş, onlarla yoğrulmuş. Ve yine işte nübüvvet, onların içerdiği işte mucizeler, bürhanlar dolayısıyla ister istemez kaçınılmaz bir şekilde insanı ahirete inanmaya mecbur ediyor. Şöyle bir şey demeye hakkımız yok yani. Ya ben Müslümanım ama ahirete inanmıyorum. Olmadı. Neden olmadı? O lafın senin çok yere gitti, haberin yok. Sen ahirete inanmıyorum dediğin zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine inanıyorum ama yalan söylemiştir bu konuda demiş gibi oluyorsun. Haşa sümme haşa, Allah öyle şeyler söylemekten bizi korusun. Bu şaşkın aklımızı, kalbimizi korusun. Veya işte demiş oluyorsun ki ya Kur'an'a inanıyorum ama bu ayetler falan var ya, bunlar yalan ya.
Nasıl olacak bu, Allah kelamında yalan olur mu? Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Yani işte nasıl sonuçları oluyor? Ahirete imandaki bir sorunun nerelere yansıması oluyor? Bu bir de bakış açısı öğretiyor bize. Ya ben şuna inanıyorum, buna inanmıyorum, şunu kabul ediyorum, bunu etmiyorum. İslam'a girdikten sonra bu öyle kolay dil oynatılacak, kalp oynatılacak, kafa oynatılacak bir mevzu değil. Adam diyor, ben diyor içkinin haram olduğuna inanmıyorum diyor. Müslümanım ama içkinin haram olduğuna inanmıyorum. Nasıl diyorsun bunu ya? Nasıl diyorsun? Kur'an'da ayet var, sarih ayetler var, hadisler var. Bilmem 1400 yıllık işte fıkhın kesin hükümleri belirlenmiş, Müslümanların uygulamaları var. Sen diyorsun ki ben inanmıyorum. Bunun sonuçları olur. Yani senin bu dediğinin herkese giden bir tarafı olur. Herkese yaptığın bir gider olur. Herkese yaptığın bir hakaret olur. Ona rağmen bunun içinde duramazsın. Yani öyle bir şeyi inkar ettiğin zaman, o kadar açık bir şeyi, sarih bir şeyi. Ben bunu diyorum ama yine de Müslümanım diyemezsin. O iş çok tehlikeli yerlere gider. Çünkü sözlerin söylendikleri şekilden daha farklı imaları vardır. Ya mesela işte arkadaş ortamında bir arkadaşınıza ya işte sen de çok şöyle bir çocuksun desem mesela, 1, 2, 3, 4, 5. de adam sen bir şey mi ima ediyorsun der. Değil mi? Normal bir cümle bile olsa. Çok akıllıdır çok. İşte mesela atıyorum, Mehmet çok akıllıdır çok. Şimdi bir dedin, adam dedi Allah Allah bu niye böyle söyledi? 2, 3, 4. Adam der ki şimdi sen akıllı demek istiyorsun ama onun altında başka bir mesaj var. Ne demek istiyorsun sen? Derdin ne senin der sana? En sonunda. Çok akıllısın çok derken bir şey mi ima ediyorsun? Bir aptallığımı mı gördün? Bir ahmaklığımı mı gördün? Hani ona mı gönderme var? Hatamı mı gördün? Ona mı bir gönderme var diye aklına gelir. La teşbih ve la temsil. İşte böylesi iman ukdelerinde veya kesin hakikatlerde bir insanın inkara girmesi de göndermeler içerir. Bir sürü gönderme içerir. O kendisi farkında olur olmaz. Ama o göndermelerden mesul olur. Ben işte dese ki bir adam, ben haşa içkinin haram olduğunu inanmıyorum, kumarın haram olduğunu inanmıyorum. Sarih hükümler ya da namazın farz olduğunu inanmıyorum. Sarih hüküm. Sen bunlarla bir imada bulundun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dine kendiliğinden, hevasından haşa bir şey kattığını mı ima ediyorsun? Müslümanların olmayan bir şeyi ihdas ettiğini mi ima ediyorsun? Kur'an'da olmadığı halde birisinin bir ayet kattığını mı ima ediyorsun? Allah'ın yanlış yaptığını mı ima ediyorsun? Ne ima ediyorsun sen? Bir şey ima ediyorsun yani bu söylediğinle. Bu söylediğin cümle kendisinden ibaret bir cümle değil. Hal böyle olunca demek ki iman etmenin bir bütünleyici ve parçalarının tamamını kuşatıcı yanı var. Öyle onu aldım, bunu seçtim, karpuz Diyarbakır karpuzu alır gibi alamıyorsun. Tık tıklayıp bırakamıyorsun yani. Ya hepsini alırsın ya hiçbirini alamazsın tarzı oluyor. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Aynen öyle de vücudu vacip olan, yani olmazsa olmaz diyeyim, öyle anlayın siz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi bu da. Vacibül vücut. Olmazsa olmaz. O olmazsa biz kainatı açıklayamayız. O olmazsa varlık açıklanamaz. Onun varlığıyla her şey açıklanabilir. İşte nasıl arka ayakları kırık, sadece ön iki ayağı olan sandalyeler düşünün. Her bir sandalyeyi bir diğerinin arkasına yaslıyorsunuz. En sonunda o silsilenin dört ayaklı bir sandalye olması lazım ki o silsile ayakta durabilsin. Siz deseniz ki ben ön ayakları olan sadece arka ayakları kırık sandalyeleri sadece birbirine yaslayarak ayakta tuttum. Kaç tanesine? 22 tanesi. Hepsi mi kırıktı? Hepsi kırıktı. Millet sana şey der, hani nasıl oldu? En sondaki nasıl ayakta kaldı? Şimdi onu ona yasladın, tamam, onu ona yasladın ama en sondaki kime yaslandı? İşte bunun gibi de işte buna ne diyorlardı ona? Hudus delili diyorlar mesela, hani kelamcılar. Yani hadi öyle değildir ama
Ağacı elmaya verdin, elmayı toprağa verdin, toprağı işte dünyaya verdin, dünyayı güneşe verdin, 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 verdin. O zinciri öyle değildir ama bir yaratılış şeyi gibi düşündün, sebeplere yaratıcılık verdin. Ama yine bir yere dayanıyor. Öyle bir şey olmalı ki ondan evveli olmamalı. Çünkü o da sonra oluyor, bu da sonra oluyor, bu da sonra oluyor, bu da sonra oluyor. Peki bu bütün sonra olanların başında ne var? Yine sonra olan bir şey var dersen işte o şeydeki gibi oldu. Arka ayağı kırık sandalye koydun. Durmaması lazım. Arka ayağı kırık sandalyeyi koyarsan o durmaz. Veya işte tren örneğindeki gibi lokomotif çekiyor. Lokomotif pardon, lokomotif diyorum. Vagonu vagon çekiyor. Vagonu vagon çekiyor. Vagonu vagon çekiyor. Vagonu vagon çekiyor. En başına bir lokomotif koymadığın sürece bu bir şey açıklamıyor. Çünkü lokomotif kendi kendine hareket edebilen bir şey. Yani yakıtını koyduğunuzda motoru var gidiyor. Ama vagonlar kendi başına hareket edemiyor. Ben 12 tane vagonu birbirine taktım. Bütün Türkiye'yi geziyorlar dediğin zaman adam der ne çekiyor onları? Lokomotif çekiyor demezsen adam der vagonlar kendi kendine gitmez ki. İşte Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücud ismini arkadaşlar böyle düşünün biraz. Yani olmazsa olmaz. Onun subuti sıfatları, zati sıfatları işte bunlar o yüzden bize lazım. Varlığı açıklamak için. Ya mesela kıdem sıfatı Cenab-ı Hakk'ın. Ondan öncesi yok. Hani biz kıdemlis diyoruz. Daha eski manasında kullanıyoruz. Kadim dostum diyoruz. Çok eski dostum manasında. Aslında kıdem kelimesi öncesizlik manasında kullanılıyor Cenab-ı Hakk'a karşı. Cenab-ı Hakk'ın öncesi yok. Öyle olması lazım. Zamanlar üstü olması lazım ki bu zaman içindeki oluşları açıklayacak bir cevap olsun. O onun öncesine, o onun öncesine, o onun öncesine ya hepsinin öncesinde ne vardı dersin? Zamanın öncesinde ne vardı dersin? O soruyla yüzleşirsin. Bu sefer çıkamazsın işin içinden. İşte biz diyoruz ya Müslümanların Allah'ı yani Müslümanların Allah tasavvuru zaten alemi yaratan Cenab-ı Hak. Müslümanların Allah'ı derken biz kendimiz haşa bir şey koymuyoruz. Alemler Rabbinin kendisini bildirmesi bu da. Ben size onu şeyden tarif ediyorum, yüzeyden şu an. Yani Müslümanların inandığı Allah, Allah'ın kendisine haber verdiği şekil bu zaten. O kadar bütünlüklüdür ki yani alemdeki bütün sorulara cevap olur. Başka hiçbir dinde bunu bulamazsınız. Zaten onların hak olanı bile tahrif olduğu için böyle olmuş. Yani her soruya cevap bulursunuz. O ortaokulda belki lisede o Cenab-ı Hakk'ın sıfatları öğretiliyor ama bu şekilde öğretilmediği için ne işe yaradıklarını anlayamıyoruz. Eğer onlar olmazsa, Allah öyle olmazsa, o sıfatlara sahip olmazsa bu sefer sorularımız havada kalmaya başlar. Yani Allah haşa Zeus olamaz. Hades olamaz. Onlar ne ki? Onların tasavvuru ne ki? İnsan, alt üst insan. Ya dünyayı bırak. Uzay, evren, kocaman galaksiler, sistemler, bunların yaratılışını dünyada böyle bir dağın başına yerleşmiş 3-5 tane aşiret açıklayamaz yani. Bilmem o onun kızı bu bunun oğlu falan. Ya bunlar zaten gündelik adam gibi yaşıyorlar yani. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Dünyanın içindeler. Bir sürü sebeple kayıtlılar. Ya biz evrenin varoluşunu açıklamaya çalışıyoruz. Bunlarla açıklanır mı bu iş? Putlarla açıklanır mı bu iş? İnekle, öküzle açıklanır mı bu iş? Sorunun büyüklüğüyle yüzleştiğiniz zaman hakikatle de yüzleşiyorsunuz. Ya bunlar diyorsunuz ne yapabilir? Yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorsan, Kur'an'da öyle buyuruluyor kısa bir mealiyle. Yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorsan, ister istemez Allah diyecekler diyor. Çünkü o sorunun başka bir cevabı yok. Öyle bir Allah lazım. Evet, vacibül vücud üstüne tafsilatlı bir şey oldu. Konuşma oldu. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna yani varlığına ve vahdetine yani birliğine her şeyi yaratan olduğuna şehadet eden ekser deliller, ekser çoğunluk deliller ve hüccetler dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar-ı saadetin ve alemi bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Tekrar dönüyorum. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler dolayısıyla rububiyetin
ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı. Medar ne, mazhar ne? Hemen bakıyoruz. Medarla mazhar arasında ne nüans varmış? Burada verilmiştir onlar alt alta. Medar sebep, dayanak demek, kaynak demek ya da mazhar erişmiş, sahip olmuş demek ya da yansıtan demek. Diyelim öyle de anlayabiliriz. Şu çıkıyor buradan. Rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar-ı saadetin ve alemi bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti ve rububiyeti. Rububiyet neydi? Bizim uluhiyeti görüş şeklimizdi dünyada. Biz kısıtlıyız ya, azız ya, yani kuşatabildiğimiz alan dar ya. Biz o yüzden Cenab-ı Hakk'ın bütün alemi kuşatan uluhiyetinin, ilahlığının, saltanatının şeyini kuşatamıyoruz. Zihnen de kalben de o şeyi anlayamıyoruz. Büyüklüğü tam kavrayamıyoruz. Ama yani biz varlıktaki ufak ufak tecellilerini, terbiyelerini, iaşelerini, iltifatlarını görüyoruz. Oradan ona varıyoruz. Mesela ben diyorum ki, ben aç kaldığımda beni doyuran Allah, elbette bütün varlığı da doyuran aynı Allah. Çünkü doyuş şeklimiz birbirine benziyor diyorum. Veya diyorum ki, benim vücudumu düzenle idare eden Allah, çünkü benim haberim yok vücudumda neler olduğundan, ama her an bir düzen işliyor benim vücudumda. Hiç sapmadan muhteşem 40 sistem, 40'ının da kuyruğu birbirine dolanmadan çalışıyor benim vücudumda. Şimdi bunu yapan Allah'tır diyoruz, kainatta böyle düzenle yaratan. Çünkü ben de bu sistemin parçasıyım. Elma kiminse bahçede onundur. Ağacı da onundur. Gibi ben de bu kainatın bir meyvasıyım. Şecere-i hilkatin ucundayım. Benim sahibim kimse, bu varlığın sahibi de odur. Çünkü ben ondan sağılmış gibiyim, süzülmüş gibiyim, özeti gibiyim diyoruz mesela. Nereden görüyoruz? Rububiyetinden. Benim günlük hayatımda Cenab-ı Hakk'ın görebildiğim yanı rububiyeti. Tefekkür ettiğim zaman uluhiyetine ulaşıyorum. Bütün varlığı kuşattığını, bütün varlığı idare ettiğini, yarattığını oradan derk ediyorum. Ama sahada rububiyetini daha çok birebir ilişki içindeyim. O tarafı, elbette uluhiyet rububiyetin ayrısı değil. Birbirinin içindeki manalar bunlar. Rububiyet uluhiyetin içinde, uluhiyet de rububiyetle tarif edilmiş oluyor. Yani uluhiyet ne, nasıl bilinebilir? Rububiyetle. Rububiyet nereden belli? Uluhiyetten. Nereden gelir ya da uluhiyetten diyebiliriz. Böyle tarif edebiliriz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücud olduğunu anladıysan, ona, onun birliğine, bütün alemi yarattığına deliller gördüysen, okuduysan, anladıysan, derk ettiysen bu mevzuyu, o zaman sen Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, uluhiyetini de kavramış olursun. Uluhiyeti, bak, bütün varlığı yaratan Allah'sa onların sultanı, ilahı da o. Onu anlamış olursun. Bu sefer de şu gelir aklına, ya bu alem çok geçici, çok değişken, kararsız, yıkılmaya müsait, şer, hayır, karışık vesaire, böyle eksikli, eksik demeyelim de Allah'ın yarattığında eksik olmaz ama bana yarım gelen, benim kuşatamadığım bazı şeyleri var. Öyle bir ilahın saltanatı böyle olmaz. Öyle bir rububiyetin saltanatı böyle olmaz. Yani bir yandan anlıyorsunuz ki Cenab-ı Hak çok cömert, çok hayır sahibi, çok rahmet sahibi. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz onların tam tecelli etmediği olaylar var, vukuatlar var. Dersiniz ki ya demek ki burası asıl yer değil. Hani bu örneği belki geçmiş derslerde de verdim. Şimdi bir firma var diyelim, çok güzel işte yemekler üretiyor, çok bol yemek üretiyor işte, ama size işte bir yerde denk geliyor bir tane reyonu veya tanıtım yeri, orada size küçük küçük şeyler de veriyorlar böyle numune olarak. Siz şimdi orada onu yediğiniz zaman diyorsunuz ki ya hani tamam,
tadı güzel ama bu çok az oldu. Öyle bir firma bu kadarcık az üretiyor olamaz. Demek ki ben bir şeyle muhatabım. Geçici bir şeyle muhatabım. Numune olan bir şeyle muhatabım. Geçmiş sözlerde de hani o vardı ya. İncir ağacına tutunuyordu kuyuya düşerken. Ama bir sürü meyve vardı o ağaçta. Yani bizim durumumuz da ona benziyor dünyadaki. Ya diyorsunuz ki ya bu kadar yüceliği, sıfatlarıyla, fiilleriyle, tasarrufuyla ortada olan, kudretinin sonsuzluğu yaptığı işlerle ortada olan bir Allah, niye sanki haşa sümmaşa zalime ceza vermeyecekmiş gibi, veremeyecekmiş gibi bir acziyet resmi de burada çiziyor. Dünyada mesela işte adam çok zalim ama zulmünün cezasını görmeden keyifle yaşıyor. Niye böyle bir resmin oluşmasına izin veriyor? Güneşi yaratan Allah, güneşlerden büyük güneşleri yaratan Allah. Bugünlerde yeğenimle bakıyoruz, o çok düşkün böyle gezegenlere, yıldızlara. Şimdi bir yıldız var, onun için yanında güneşimiz, bizim güneşimiz şey gibi kalıyor böyle. İğne ucu gibi kalıyor yani. Bizim vücudumuzda iğneyi batırdığın yer ne kadar yer tutarsa, o güneşin yanında da bizim güneşimiz o kadar. Şimdi bunu yaratan bir Allah, bunları tesbih tanesi gibi çeviren Allah, hadlerini aşırmadan, taşırmadan onlarda tasarruf eden Allah, onun gibi daha nice mahlukatı alemin her tarafına yayan Allah, bilip bilmediğimiz. Ya bu adamın mevzusu ne ki onun için? Hiçbir şey. Buna niye böyle sanki veremiyormuş gibi bir resim oluşmasına izin veriyor? Bak eksiklik. O zaman ne diyeceğiz? Ya burası tam onu kaldırmıyor. Yani eşyaya bakıp Allah'a kusur bulmayacağız haşa. Oradan nereye varacağız? Allah'ın mükemmelliğine bakıp bu eşyanın geçiciliğine kanaat getireceğiz. İşte az önce verdiğim örneği yine hatırlayalım. İşte o büyük firmanın, gıda firmasının bilmem bir seferde 100 bin kişiyi, 200 bin kişiyi besleyebilecek imkanlar sahibi firmanın şu kadarcık bir tabldotuna rastladığınız zaman buradan çıkaracağınız söz, ya bu firmada hiç iş yokmuş ya, bu kadarcıkla kim bir şey yapıp doyar, hani 100 bin kişiyi doyuramaz bu falan demeyeceğiz. Bunda bir geçicilik var, asıl olan başka bir şey diyeceğiz. Veya işte yine arabalardan örnek verelim, bir araba firması var. Araba firmasının gittiniz galerisine, bir tane araba yapmışlar oyuncak. Masasının üstünde gördüğünüz satıcının. Onu gerçek araba sanmanız sizin ahmaklığınızı gösterir. Yani adam kocaman firma, o kadar meşhur, o kadar satış yapmış. Bunu üretiyor olamaz yani. Ürettiği bu olamaz. Bunu oraya süs olsun diye koymuş. Sana bir şeyle tanıştırmak için koymuş. Firmanın ürettiği arabanın modelini gör diye koymuş ya da gözüne bir hoşluk olsun diye koymuş. Veya tanış diye koymuş modelle falan. Yani modeli incele, böyle eline al, çevir falan, maket araba olarak. O niyetle koymuş. Sen oradan tutup ya bu firmanın ürettiği buymuş, o zaman bu firmada iş yokmuş dersen senin ahmaklığın çıkar ortaya, başka bir şey ortaya çıkmaz. Bizim dünyada yaptığımız da buna benziyor arkadaşlar. Cenab-ı Hak bizi hidayet eylesin, öyle yanlışlarımızdan döndürsün. Biz bakıyoruz mahlukata, mahlukattaki numunelik, geçicilik izlerini görüyoruz. Fena izlerini görüyoruz. Oradan anlayacağımız şey şu değil. Ya bunlarda bu özellik varsa Allah kusurlu bir Allah'mış, haşa. Bu değil çıkarmamız gereken. Biz oradan varlığın geçiciliğine kanaat getirip bu böyle bir Allah'ın devamı da vardır. Zaten haber veriyor vahyinde, peygamberlerinin haberlerinde bu mevcut. Bu dünya asıl değil. Ben asıl olana bakayım dememiz lazım. Bunun için burası böyle biraz tatsızlaştırılmış, numune kılınmış ki asıl sofraya geçin diye. Adam bütün yemeği burada verirse, o numune olan şeyin içinde bütün yemeği verirse sana, sen lokantaya gitmezsin. Kapının ucun ağzından oluyor bazen, ben tatlıcının önünden geçerken bazen tatlıcı yapıyor mesela. Abi diyor, bir tane baklavamıza bak. Veya işte şeyin önünden geçiyorum, çiğ köftecinin. Çiğ köfteci diyor, abi bir tane çiğ köftemizden ye. Hemen böyle sarmış lahanaya, uzatıyor böyle. Veya kavuncu mesela çok yapıyor onu. Kavun sattığı zaman kesiyor ufak dilimler. Abi bir tane tadına bak, al, beğenirsen al iki tane diyor mesela. Şimdi o bir taneyi vermek yerine, küçük dilim vermek yerine sana iki kavunu verirse zaten ticaretini yapamaz o adam. Veya o çiğ köfteci o bir tane küçük lokma vermek yerine sana bir kilo verirse çiğ köfteyi, o adam zaten batar.
ticaret için, ehli ticaret için söylüyoruz. Veya tatlıcı onu yapsa, bir kilo baklava verse bana batar. O sana o kadarcık veriyor ki sen içeriye müşteri ol diye. Gir içeriye otur diye ya da oradan menü iste diye. Oradan çeşitlere bak diye, beğendiğini al diye. Bunun için yapıyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da bu dünyaya bizi kandırmıyor, daldırmıyor. Niçin? O tarafa bakın diye. Yani burası numune. Buradan öğreneceksiniz ki Cenab-ı Hakk'ın böyle böyle eserleri var. Onların hakiki alemine müşteri olacaksınız. Burası hakiki alemi değil onların. Rububiyetinin de uluhiyetinin de hakiki tecelli yeri, medarı, mazharı burası değil ki. İşte insanoğlunda kafa ters çalışıyor bazılarında diyelim tabii, herkes de değil. Buradan Allah'ı sadece tarif etmeye çalışıyor. Ya burası sadece yani Allah'a her yönden Allah'ın eşyası Allah'ı her yönden anlatamaz. Yani birkaç yönünden işaret eder. Faziletiyle işaret eder, eksikliğiyle işaret edemez Allah'a. Eksikliğiyle kendine işaret eder. Ben ilmimle Allah'ın ilmine işaret ederim, cahilliğimle kendi cahilliğime işaret ederim. Hatalarımla kendi sınırlılığıma işaret ederim. Hidayet olunduğum doğrularla Allah'ın El-Hadi ismine işaret ederim. Yani tersini yaptığınız zaman iş karışıyor ki bugün işte bir sürü dalalet ekolü hep onu yapıyorlar. Ya savaşa bakıyor adam, bunlar oluyorsa Allah nasıl olabilir? Veya işte hayvanlara bakıyor. İşte 2-3 tane çakal bir tane geyiği yatırmış yiyor, ona bakıyor. Ya diyor, Allah varsa böyle bir şey nasıl olabilir? Ya Allah var ama olay sadece bu değil. Sen şimdi bakmıyorsun alemin her tarafına, oradaki düzene, oradaki işleyişe, oradaki sanata, rahmete, kereme, o yavruların iaşesine falan filan bir sürü rahmet eseri var. Senin gözün diktiğin yer bir şey, bir yer, bir parçası, bir kare, bir küçük sahne. O sahneyi çözememekten senin dalaletin geliyor. Neden? Eksikliği Allah'a vermeye çalışıyorsun. Eksikliği eşyaya ver. Çakallara haddini aşmışlardı. Veya de ki Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. Bu tabloyu bize izlettiriyor ki ha, insan olan insan böyle yapmamalı. Bu hayvanların işidir. İnsan olan insan böyle davranmalı. İnsan mükerremdir. Veya sen de bir hayvansan, eğer insanoğlu kendini böyle görüyorsan bak varlığa. Hayvan olmak böyle bir şeydir. Soğu ondan, kendini onlardan ayrı tut gibi belki bir sürü sırrı o şey içeriyor. Nasıl ki derler hani her köyde, her ilçede bir veya birden çok deli olur. Allah'ın böyle yaratmasının sebebi yani zihinsel özürlü olur. Oradaki akıl sahiplerinin tefekkür etmesi içindir. Bak Allah böyle de yaratabilirdi beni ama aklım başımda yarattı çok şükür. Ama hiç deli olmasaydı dünyada, hiç deli diye bir şeyin varlığını bilmeseydik, biz kendimizi neyle kıyaslayıp da aklımıza şükrederdik? Hiç sakat kimse olmasaydı, Allah onlara da şifa versin. Kim kendiniz ona kıyaslayıp da derdi ki, ya Rabbi onu imtihan ettiğin şeyden beni azat ettiğin için sana hamdolsun, bu duayı kim ederdi mesela? Zıttıyla ancak biz bizdekinin varlığını kavrayabiliyoruz. Allah o ilmi bize kazandırmak için, o marifeti, o tefekkürü bize sağlatmak için alemi zıtlar içinde yaratmış. Hayır, şer, karanlık, ışık, soğuk, sıcak, hastalık, sağlık, bunları beraber koymuş. O kıyaslarla biz marifet sahibi olmuşuz ona ve aleme dair. Onlarla ahiretimizi kazanıyoruz. Onlardan ahiretimiz inşa edilecek. Yoksa onlar kusurları Allah'a vermek, kemalatı kendimize almak, alemi terse çevirmek için değil yani. Orada hata ediyoruz biz. İşte burada da onu söylüyor. Aynen öyle de vacib-i vücudun vücuduna ve vahdetine şehadet eden eksel deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar-ı saadetin ve alemi bekanın, sonsuz alemin vücuduna açılmasına şehadet ederler. Nasıl? Devam ediyoruz. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi zat-ı vacib-ül vücudun hem mevcudiyeti yani varlığı, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şenleri, lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde baki bir alemi istilzam ve zaruret derecesinde
mükafat ve mücazaat için haşri ve neşri isterler. Ki biz de Haşr Risalesi derslerimiz boyunca bunları konuştuk. Cenab-ı Hakk'ın birçok ismi orada bize örnek verildi. Onlardan diğer isimlere dair tefekkürleri de biz kendimiz üretebiliriz. Cenab-ı Hak adilse, mesela adalet sıfatı onda varsa, el-adilse, adalet ismi onda varsa, o zaman ahiretin kesinlikle olması lazım. Çünkü burada o isim tam tecelli etmiyor. Bu yarımlığın bir yerde tamamlanması lazım. Bu buradaki yarım aynalığın tamamı olması lazım. O mülkün üzerinde, şöyle söyleyeyim, o isimden üzerinde tam hükmettiği bir mülk olması lazım. Bu geçiciliğin sorunlarından azade olmuş. Bu numuneliğin sorunlarından azade olmuş. Bu ne diyelim, faniliğin sınırlarından azade olmuş bir şekilde, mükemmel şekilde, tam şekilde, asıl hayata mazhar ahiret yurdudur manasını taşıyan şekilde olması lazım. O mülkün asıl yeri burası olması lazım. Bu karışık kuruşuk yer olmaması lazım yani. Bir ülkenin payitahtı vardır. Bir de cephe hattı vardır. Devlet cephe hattında değildir. Devlet payitahttadır. Orada işler çok güzel idare edilir. Her şey çok güzeldir. Bir de cephe hattı vardır. Orada da savaş olur, karışıklıklar olur vesaire. Yani sınırda asker bekler. Orada işte girmeye çalışan olur, çıkmaya çalışan olur. Orada güvenlik olur. Orada biraz karışıklık olabilir. Ama asıl merkez şeydir yani. O devletin devlet olması için merkez öyle olmaz. Merkez huzurludur, güvenlidir vesaire. Gibi gibi la teşmih ve la temsil. Ahiret de payitaht hükmündedir yani bu varlık için. Payitahtı orasıdır. Sakin, sükun bulmuş, karar bulmuş yer orasıdır. Tam takır işleyen yer orasıdır. Tam takır. Yani oldu. Tam takır işleyen yer, yok tam takır olmadı ya. Tıkır tıkır işleyen yeri orasıdır. Bir de cephe hattı vardır hala mücadelenin olduğu, karışıklıkların olduğu. Orası işte burası bizim yaşadığımız yer. Biz şu an varlığın cephe hattındayız. Buradan kazanırsak o tarafa geçeceğiz. Yoksa kaybedeceğiz, aşağılara düşeceğiz. Cenab-ı Hak kaybetmekten muhafaza eylesin. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi zat-ı vacibül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şenleri, lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde, yani olmazsa olmaz, kat'i olması lazım, vacip, vücub o demek, baki bir alem istilzam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazat için haşr ve neşri isterler. Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahiret vardır. Arkadaşlar bu cümleyi böyle yazalım kafamıza. Madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahiret vardır. Yani madem Allah zaman üstü, ezeli, ebedi, o zaman o isimlerinin, sıfatlarının tecelli ettiği yine kararlı, elbette haşa ezeli değil, çünkü zaman üstü olamaz yarattığı mahluk, ama ebedi, zaman içinde Allah'ın devam ettirmesiyle bir devam sahibi. Cennet ve cehennem biliyorsunuz ebedi olacaklar. Cenab-ı Hakk'ın devam ettirmesiyle, kayyumiyet isminin sıfatının, ismi kayyumun tecellisiyle o alemler devam edecekler. Çünkü öyle bir sultanın böyle bir mülkü olur. Devlet var 10 yıllık, devlet var 600 yıllık Osmanlı mesela. Öyle devletin böyle hükmü olur. Devlet var mesela işte 1 yıl, 2 yılda dağılmış, yıkılmış, 5 yılda, 10 yılda dağılmış, yıkılmış devletler. Onun devletliği o kadar olmuş. Bak şey dersin hani onun hükümranlığı o kadar işte bak 5 yıl ancak hükmedebildi. Onun hükümranlığı şu kadar 1 yıl ancak sözü geçti. Ama onun hükümranlığı şu kadar 1000 yıldır 1400 yıldır sürüyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü 1400-1500 yıldır alemi
tutuyor değil mi? Ta nerelerden nerelere kadar onun hakikatler nefesi bizi ihya ediyor. Bir öyle nefes var. Bir de söylediği haber bir gün içinde yalanlanan habercinin sözü var. Ya şöyle bir şey olmuş bilmem ne, bakıyorsunuz bir gün sonra, daha bir gün geçmeden belki yalanlanıyor. Öyle bir olay olmamış. O ne kaliteden haber veriyor, bu ne kaliteden haber veriyor. Bak, sözü 1400 yıldır geçerli olmak nasıl bir hüküm, nasıl bir güç, nasıl bir fazilet, kemalat. Sözü ikide bir yalanlanmak nasıl bir eksiklik, nakıslık, kusur. Oradan şeye geçelim. Cenab-ı Hak gibi birisinin saltanatı bu dünya kadar fani, yani bu dünyanın uzunluğu milyonlarca sene ama evrenin ömrü, o bile çok az Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğu yanında, çok az. Yani Osmanlı'ya bir günlük hükümet vermişsiniz gibi yani. Ya Osmanlı ya 600 yıl hükmetmiş 3 kıtada. Osmanlı öyle bir Osmanlı, yani öyle bir sistem, öyle bir şey meyve verir. Cenab-ı Hakk'ın ezeliyeti, ebediyeti, bu dünyanın faniliği milyonlarca sene olsa, milyarlarca sene olsa, ya sonsuzluk yanında nedir? An, anı seyyale, çabuk geçer bir şulecik, patlayan bir baloncuk. Şimdi bunların üstünde durmaz Cenab-ı Hakk'ın saltanatı. Cenab-ı Hakk'ın saltanatı kalıcı bir yerin üstünde durur. Bizim durduğumuz yer kalıcı değil mi? O zaman burası bekleme salonudur, geçiş yeridir, kalıcı olan yere bir aşamadır, berzahtır. Bugün bile mesela fizikçiler işte alemin en düşük enerji seviyesine geçmeye çalıştığını söylüyorlar. Eğer diyor mesela Michio Kaku, Einstein'dan ötesi kitabında söylüyor bunu. Eğer diyor bu alem en düşük enerji seviyesinde değilse, daha doğrusu en düşük enerji seviyesi, en kararlı enerji seviyesi, öyle anlatayım ben size. En kararlı enerji seviyesinde değilse bir geçiş daha olacak diyor en kararlıya. Belki de işte o. Alem kararlı bir şekilde geçecek. Bütün fizik değişebilir. O zaman diyor bambaşka bir fizikle karşı karşıya kalabiliriz. Evet, bizim ahiretle ilgili rivayetlerimiz de onu söylüyor zaten. Bambaşka bir fizik var orada. Bu dünyanın fiziğiyle anlaşılacak gibi değil. Yaşlanmıyorsun, yaralanmıyorsun, yorulmuyorsun. Daha türlü şeylere mazhar oluyorsun, nimetlere. Belli ki değişik bir fizik. Yani bunu artık fizikçiler bile olabilir, olurluğu gözüküyor, kainat böyle bir yere doğru gidiyor olabilir diyorlar. Bizim vahyimiz, sünnetimiz bunu asırlar önce söylemiş. Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahiret vardır, olmalıdır. Arkadaşlar, fazla ilerleyemedik, iki paragrafçık okuyabildik. İnşallah önümüzdeki derslerde devam ederiz. Şimdi baktım saatime, süremiz de doluyor. Okuduğumuz kısmı bir daha okuyayım. Öylece bitirmiş olalım. Yani şu iki paragrafçığı. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar, dolayısıyla en büyük müddiaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine şehadet eden eksel deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar-ı saadetin ve alemi bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi, zat-ı vacib-ül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, yani sıfatları, şeyenleri, lüzum derecesinde ahireti iktiza gerektiriyor yani. İktiza o demek, lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde baki bir alemi istilzam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazat için haşri ve neşri isterler. Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahiret vardır.
Madem Allah sonsuz, Allah zamanlar üstü, zaman onun bir mahluku. Yani zaman ne ki? Cenab-ı Hakk'ın yaratışındaki değişim. Bu dar alemde biz o değişimi zaman diye görüyoruz. Hareket, vücut, enerji, varlık, hareket, zaman. Bunların hepsinin birbirisiyle ilişkisi var. Madem Cenab-ı Hak zamanlar üstü, o zaman bu geçici alem, ben Allah'ın tek tasarruf ettiği alemim, ben Allah'ın işte sadece mülkü benim, sadece benim üzerimde esmaları gözüküyor, sadece sıfatları bende tecelli ediyor, ben ne kadar gösteriyorsam o kadar Allah'ı bilebilirsiniz diyemez alem. Alem kaldıramaz. Allah ayrı bir şey, alem ayrı bir şey. Haşa, alem Allah'ın eşit değil ki, haşa sümme haşa. Öyle Allah'ı ben gösterdiğim kadardır diyebilsin. O yüzden bu fani alem elbette gidecek. Onun yerine daha sağlam bir ayna, daha baki bir ayna, daha gösterişli bir ayna gelecek. Cenab-ı Hakk'ın esması, sıfatları, şenleri onda tecelli edecek. Orası Cenab-ı Hakk'ı bize daha çok, daha zengin manalarla tanıtacak inşallah. Ne diyelim? Cenab-ı Hak fazl-ı keremiyle, lütfu ihsanıyla bize cennetini görmeyi nasip eylesin. Cennetinde de Cennet-i Firdevs'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, ashabıyla, tabi'in, tebe-i tabi'in büyükleriyle, ehl-i sünnet vel cemaatin ulemasıyla, yani hep beraber olabilmeyi, onların sohbetine, burada aşığı olduğumuz, hastası, meftun olduğumuz, özlediğimiz sohbetlerine erişebilmeyi, rüyetlerine kavuşabilmeyi, en başta da rüyeti Cemalullah'a erişebilmeyi nasip eylesin, lütfeylesin, kerem eylesin arkadaşlar. Bu dünyanın her şeyi fani, sevinçleri de fani, acıları da fani. Baki sevinçler yurdunda, o baki sevinçlerle gerçek sevinç neymiş arkadaş diye tanımayı hepimize lütfeylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.